Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün aklıma bir şey geldi az önce. Telefonuma ihtiyaç duyduğum bir şey vardı. Telefonumu ormanda sabitleyemiyordum bir türlü. Yani öyle taşların maçların üzerine durup koyup duruyordum. Bir türlü sabit bir şekilde sabitleyip de video çekemiyordum. Ve bu da sıkıntı oluyordu. Çünkü elimde sürekli tuttuğum zaman sürekli telefon titreşim titriyor ve görüntü hoş çıkmıyordu. O yüzden telefonumu sabitleyecek bir şey yapacağım, yani ayaklık yapacağım. Artık ona ne denirse. İnşallah başarılı olurum. Şu an aklımda hiçbir şey yok ama bilmiyorum. Karadeniz'de aklı her an her şey aklına gelebilir diye düşünüyorum. Hep birlikte videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu anda ayaklığımızı, amatör ayaklığımızı görüyorsunuz. Resmen bir robot icat ettim. Ve bunu icat etmem en fazla yarım saatimi aldı. Ben bir şeyi kafaya koyarsam yaparım arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl yaptığımı, nelerden yaptığımı göstereceğim. Niye yapılışını çekmedin diye sorarsanız arkadaşlar, zaten çok da önemli bir şey yok burada. Hani işte size hepsini teker teker anlatacağım. Şu parçaları bir sökeyim ilk baş. Evet arkadaşlar, parçaları söktüm. Şimdi şu alt tabakanın sizlere ne olduğunu söyleyeyim. Arkadaşlar bu bir tane CD şeyi. Yani CD'leri tutacak şey. CD tutacağı, CD'leri saklamanıza yarayan şey. Buraya CD'yi koyuyorsunuz işte. Bunun kapağı da vardı. Bu bir tane CD şey arkadaşlar. Yani bunun ne olduğunu çok da bir önemi yok aslında ama denk geldi. Aklımda hiçbir fikir yoktu. Tamamen bunları eski evde buldum. Yani şöyle yapsam nasıl olur, böyle yapsam nasıl olur diyerek yapmış olduk. Artık çekimlerde telefonumuzu sabitleyeceğimiz bir ayaklığımız olmuş oldu. Nasıl yaptığımı bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar şu ikisi vida. İnce ayrıntılara dikkat edelim lütfen. Şu ikisi iki tane normal düz vida arkadaşlar bunlar. Yıldız. Şuradan iki tane de somunu vardı. Bunları buraya sabitledim ki telefonu şu araya koyduğum zaman şu şekilde koyduğum zaman telefon sağa sola hani düşmesin diye. Ve görmüş olduğunuz gibi bunu bantladım arkadaşlar ki telefon çizilmesin diye. Çünkü telefonun ekranı buraya geliyor. Ve şuradaki ortadaki şey de arkadaşlar, ortadaki o sürekli telefon odaklı, yapacak bir şey yok. Akşam gece olduğundan galiba. Şunu düzeltebilirsem. Odaklama be kardeş. Arkadaşlar işte görmüş olduğunuz gibi şu ortada, şu da telefonun sabit durmasını söylüyor. Senin telefon nerede? Abimin telefonunu göstereyim arkadaşlar. Yani nasıl olduğunu hiç yoktan anlayın diye. Evet, şu şekilde. Şu telefonu bir dürteyim. Evet arkadaşlar, şu şekilde. Telefon bu şekilde duruyor arkadaşlar. Tabii ben kendi telefonuma göre yaptığım için, abimin telefonu biraz daha küçük olduğu için tam oturmasa da benim telefon tam oturdu arkadaşlar buraya. Aynen şu şekilde. Şuradan kamerasına girelim. Kamerası da bozuk herhalde. Evet arkadaşlar, gerçekten çok mükemmel HD çekiyor. İşte bu şekilde arkadaşlar. Yani hani amaç göstermem zaten. Bu şekilde sabit bir şekilde burada duruyor. Şu tabii benim telefonum dik duracak. Hani bunu da istersem ayarlayabilirim şöyle. Çünkü bu videolar ileri geri gidiyor yani. Ayar yapabilirim istersen. Bu şekilde şey yaptım işte. Bence benim işimi çok da basit bir şekilde görer yani. Ayaklara gelelim.
Evet, telefonu alalım. Yani ayaklar, arkadaşlar siz bu ayakları hani bulmanız biraz çok da mümkün değil ama imkansız da değil, bulabilirsiniz. Bizim eski modemlerden arkadaşlar. Yani biz o kadar zamanda modem değiştirdik ki evde 5-6 tane kullanılmayan modem vardı. Yani bozulmuş, yananlar falan. O modemlerin bu anteni arkadaşlar. Yani hani Wi-Fi falan internet çekmesi için modemlerin, her modemin arkasında hemen hemen vardır. Tabi şimdi yenilerde nasıl ama onları bilmiyorum. Ve şu şekilde arkadaş, hani şu çok iyi oldu. Şu ayarlanabilir arkadaşlar, bakın. 1-2 ayarlanabilir. Yani ben bunu buraya ayaklığa koyduğum zaman istersem yani açıyı da bu şekilde ayarlayabiliyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Bu da çok iyi oldu. Şimdi birazdan göstereceğim onu, nasıl açısı ayarlandığını. Görmüş olduğunuz gibi. İkisi aynı modemdendi. Bunlar ikisi aynı modemden olduğu için eşit oldu arkadaşlar. Hani uçları sivri olduğu için yani toprağa da batırabilirim yani. Batırmama da gerek yok aslında ama hani sabit durmayan bir yerde çok güzel de toprağa sabitlediğim zaman çok güzel durar. Şurada arkadaşlar yine modem şey ama bu biraz küçük geldi. Şurada falan bitiyor görmüş olduğunuz gibi. Hani şu kadar daha bir ek lazımdı. Çünkü dengesiz oluyordum. Ben de buraya çivi yaptım arkadaşlar. Bantla da güzelce gümeni sabitledim. Ya bana görüntüsü önemli değil. Bari işe yarayıp yaramaması önemli. Yani hani çirkinlik önemli değil. İşime yarıyor mu? Yarıyor yani. Şuradaki ağızdaki şeyleri de arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bunları kırmadan çıkarttım. Bunlar da tutacak gibi bir şey. İkisinde de var. Bunları şu şekilde şeye sabitledim. CD'nin şeyi arkadaşlar. Hani boş olduğu için. Abime kamerayı vereyim. Abim çeksin. Ben 2 dakika. Buyur abiciğim. Elini şeyle. Arkadaşlar şundan başlayayım. Şunlardan. Dediğim gibi ayarlanabilir. Şu şekilde şuraya tık diye geçir diyorum arkadaşlar. Aynen şunu da buraya görmüş olduğum gibi ayarlanabilir olduğu için bunu da hemen hiç zorlanmadan, çünkü şey diye arkadaşlar, bunu da tıkla da burayı geçirdim. Sonra üçüncü bacağını da, sabitle bacağını da takıyorum arkadaşlar yine onu da. Yani görmüş olduğunuz gibi şu şekilde. Evet, kamerayı alabilirim şu an. Teşekkürler. Görmüş olduğunuz gibi gayet de güzel bir ayaklık oldu. Ayarlanabilir derken arkadaşlar şu şekilde. Telefonu şöyle koyayım. Şimdi ayaklar şöyle açılabildiği için hani şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Bunu da açarsak mesela ayarlanabilir. Yani şu an hani mesela yerde yaparsam daha iyi olur. Diyelim ki hani görmüş olduğunuz gibi ayakları da istersek ayarlanabilir olduğu için istersek açabiliyoruz. Yani hani yerin şeyine göre arkadaşlar, yüz ölçümüne göre istersek açabiliyoruz yani. Ama ben genelde kapalı kullanırım galiba. Hani evet, şu şekilde. Yani arkadaşlar hani hemen geldim. 2 dakikada hiç aklımda bir şey yoktu. Yani ben modemi falan bulacağımı hiç tahmin bile etmedim yani. Tahtadan falan yaparım diye düşünüyordum. Hemen aklıma geldi. Şimdi ben bunları mesela dağa götüreceğim. Tabii ki de böyle götüremem. Yani çünkü azık torbama bu sığmaz. Ne yapacağım arkadaşlar? Hemen şu şekilde söktüm. Düşsün. Yani hiç kırılma riski yok. Yani sağlam. Yani hiç yok işte, açıldı, zamanla bozuldu falan filan. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi hani şu anda söktüm. Ne oldu? Bunlar parçalanmış oldu. Bunu da atarım. İstersen bunu da yani vidaları söküp bu vidaları da çıkardım. Hani genişlik açısını daha da düşürdüm ve çantamda yer kaplamaz. Çok da güzel oldu. Buna da Karadenizli aklı denir. Yani ağırlığı da yok zaten. Öyle bir basit, hiç beni yoracak bir şey değil. Yani niye internetten bir ayaklığı 100 lira 200 lira vereyim ki? Yani
Ha şöyle bir şey. Bu da fakirlik sembolü değil yani. İstersem giderim veya kalırım. Çok böyle şey olduğu zaman ama elimde imkanım varken de bence gidip de para vermek aptallık olur yani. O yüzden böyle bir şeyi değerlendirdim. Yani şimdi şeye geçelim. Bakalım yaptığım ayaklıkla bir video çekeyim. Nasıl olacak? Hep birlikte izleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir videomun daha sonuna geldim. İnşallah telefon gece bu kadar çekiyor. İnşallah hani yaptığım şeyleri anlamışsınızdır. Ben buraya ayaklık yapmaya geldim kamerama, telefonuma ve başardım. Kendimce yaptım. Bana yani benim için benim işim bu gayet ormanda. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah siz de yani böyle evde yapmak isterseniz tabii çok mümkün olmaz ama çok basit bir şekilde ayaklık yapabilirsiniz yani. Telefonu sabitleyebilirsiniz. Size de ilham kaynağı olursam çok mutlu olurum. Çok konuşmayı sevmiyorum. O yüzden her zamanki sloganımla sizi en güvenilir yere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum.